Hepinize merhaba. Bugün 2008 model Citroen Jumper'ı inceleyeceğiz. YouTube'da maalesef hiçbir videosu yok. Daha doğrusu var da yeni kasa ve İngilizceleri var. Türkçe olarak yok, ben göremedim. Şimdi başlayalım ön taraftan. Evet, plakalık düştü. Yeni kasada burada LED farlar var ama bunda yok. Yani 2008 model araba bu arada. Böyle normal ızgara, zaten çokça kullanılan bir araç. Bu jumperlarda kronik olan böyle bir sorun var. Boya atıyor. Çok boya atıyor. Tavanda da vardı. Tavandaki yapıldı. Fakat buradaki hala atıyor. Boya, hani spreyle boyuyoruz. Tekrardan atıyor. Sebebi bilinmiyor. Artık hani dandikliğinden mi, yılların verdiği bir şey mi, o bilinmiyor. Anahtarını göstereyim şöyle. 3 düğmeli kilidi açma, kilitleme ve bagajı açma. Kamera odaklasın. Zaten tuşlar silinmiş. Yani çokça basıldığı için herhalde. 2008 model çünkü her gün böyle 5-6 kez basıldığını düşünün. 8-9 senede bayağı fazla oluyor. Burada sonradan yapılan böyle kaplama gibi bir şey var. Bu zamanla sinyalin yetersiz kalması sonucu hani bu daha işe yarıyor şu anda. Daha aydınlık yapıyor. Jantlarımız orijinal. Burada camlarımız var. Sonra arkada da sonradan takılan park sensörleri var. Arkada başka bir şey yok. Yanda otomatik kapımız var, bilindiği gibi. Şimdi aracın içine geçeceğim. Ya da ilk arkasına bakalım. Şimdi aracın içindeyiz. Burada yine camımız var. Bu araçlarda bilindiği gibi arkada camlar yok. Sadece ön iki kısmına ve önde cam var. Yani açılan cam var daha doğrusu. Şimdi bakalım. Burada klima şeyleri var. Burada da menfezler var, 2 adet. Şurada. Şimdi arkada şöyle kötü bir durum var. Hoparlör burada. Yani çok kötü bir yerde. Bakın mesela şu patlamış. Çünkü şöyle bir oturduğunuz zaman şöyle ayağınız çarpabiliyor. Hani ister istemez çarpıyor. Yani vuruluyor veya bazı insan olmayan varlıklar vuruyor bilerek. Ve bunlar zamanla nasıl denir? Yıpranıyor. Sonra 3 noktalı kemerler var. Bunlar sonradan yapılma. Ve burada da yine yani kimin neden yaptığı belli olmayan açıklar var. Sonra bakalım. İçeride işte burada şeyler var. Bunlar prosedür. Sonra ön kısma gelelim. Şunu da kapatalım. Koltuğumuzun bel destek, yani belini ayarlayabiliyoruz. Yükseklik yok. İleri geri var normal olarak. Sonra şuradan başlayalım. Burada eşya gözleri var. Şurada da 2 adet. Burası biraz dar ama alt tarafı gayet iyi. Büyükçe bir göz var. Şöyle burada bir boşluk var. Buradan isterseniz öne geçebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Şimdi buradaki gözler gayet büyük. Hani her şeyi alıyor. Yani ihtiyacınızı karşılar. Burada bir torpidomuz var. Burası da gayet büyük. İşte burada klima menfezleri söyleyemedim. Sonra burada bizim iki tane araç kameramız var. Bu dışarıya, bu da içeriği çekiyor. Sonra bu da takografımız var. Bu araç 21+1. Bu yüzden de otobüs olarak geçiyor. Otobüs olarak geçtiği için de takograf var. Yine söyleyemedim. Burada tuşlarımız var. Bu tuşumuz boş. Kilidi açma, kilitleme, dörtlü, ön sis, arka sis. Bu da aynaların hani şey nasıl denir, yağmuru falan kurutuyor. Burada küllüğümüz, burada çakmaklığımız, burada da 12 volt girişimiz var. Burada klima kumandaları, burada da orijinal teyp var. Biz ilk başta orijinalini kullanmıyorduk, sonradan bozuldu. Biz de orijinalini taktık. Sonra burada da bir göz var. Bu göz kilitlemiş. Bu arada burada da saatimiz var ve bir de şu anda kapalı. Şuradan görüyorsunuz. Burada bir televizyon var. Şöyle şurayı da açayım. Burada oldukça büyük bir göz var. Şöyle bakmak gerekirse.
Şöyle şoför koltuğuna geçelim. Anahtarımıza takalım. Direksiyonun altında yine bir göz var. Burası da gayet yeterli yani. Burada tuşlarımız var. Bu tuş arka kapının alarmını açıyor. Yani kapı açık olduğu zaman sizi uyarıyor. Sonra burada bu tuş bozulmuş galiba. Burada da ışıklarımız var. LED ışıklarımız var. Mavi, beyaz. Şu anda niye açılmadılar bilmiyorum. Sonra sol tarafımızda yine aynı gözlerden var. Burada aynı gözlerden var. Dediğim gibi el frenimiz solda. Sprinter'larda sağda oluyor. Crafter'larda da. Ford'larda bilmiyorum ama onlarda da büyük ihtimalle sağda. Burada klimamız var. Klima çoğu araçta olmuyor. Sonradan takılıyor genellikle. Sonra burada arka kapıyı açma tuşu var. Yani kapama ve açma olarak. Burada aynayı ayarlamak için tuşlar. Ve burada da cam açma kapama tuşu var. Sonra burada vitesimiz var. Vitesimiz gayet hoş. Kaplama yapıldı. Şöyle arabayı da bir çalıştıralım. Göstergemiz böyle. 250 bin kilometrede. 2008 model. Yılına göre çok az kilometrede. Yani temiz bir araç aslında. Başka nelerden bahsedelim. Şu ortalamasına bakalım. 12.3 çok yakmış. 250 bin kilometreye az dedim. Ama şöyle bir düşünün. Yani 2008 model binek araçlar bile bazen yani 300 bin yapıyor. Tabii yani kullanım amaçları farklı olsa bile. Sahibinden.com'dan açıp bakın. Böyle 2012-2013 Sprinter'lara bazıları 500 bini bile geçmiş oluyor. Yani bu araç 2008 model 250 bin olması bence normal. Sonra işte burada böyle kısımlar var. Aynı bu tarafta da var. Burada ışık var ama bu hiç kullanılmıyor şu anda. Şöyle biraz daha şeylerinden bahsedeyim. Farlar burada. Manuel kendimiz açıyoruz. Selektör demişim. Sinyal falan hepsi burada. Burada da işte farı falan ayarladığımız tuşlar var. Sonra silecek kolumuz burada. Bu kol hakkında bir şey söylemek istiyorum. Mesela farlarınızı açtınız. Selektör yapıyorsunuz mesela. Hani hızlı bir şekilde selektör yapmanız lazım. Takılıyor mesela, şöyle bakın. Bak görüyor musunuz? Şuraya bakarsanız bakın. Takılabiliyor. Yani normalde bir kademe olur ya burada. Bunda öyle kademe yok. Mesela bakın. Şu anda açık, kapalı. Basıyorum. Yani takılıyor arada. Yani küçük bir detay ama ne bileyim biraz kötü. Ondan sonra bir çalıştıralım şimdi. Camı açtık. Vites boşta. Başka şunu da söyleyeyim. Şu ayna da şey. Sonradan takılma. Burada arkasında küçük bir ayna var. Yetersiz kaldığı için. Sonra burada da antenimiz var televizyon için. Fakat çekmiyor. Yani iyi çekmiyor. Bir de zaten televizyon bu teyiple çalışmıyor. Başka yani ilk taktığımız teyiple çalışıyordu. Fakat orijinal teyibiyle çalışmıyor. Sebebini bilmiyorum. Çalıştıralım. Araç şimdi 2200 motor. 120 beygir dizel. Mesela bakın şu yeni kasası. Klima yok araçta. Fakat bunda klima var ve kliması gayet güzel. Markası da Yılkar. Burada da aracın iç derecesini gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Göstergeler güzel. Göstergelerde sıkıntı yok. Ya araç performansı hakkında, aracın performansı gayet yeterli. Yani bu genellikle Ducato'lar taşıma işlerinde kullanılıyor. Mesela bakın yanımızda da duruyor bir tane. Genellikle o amaçlı kullanılıyor. Bence gayet yeterli. Ben bu aracın bir kere yokuşta hani zorlandığını hatırlıyorum. O da yani araba fulldü, biraz daha hafif yük vardı. Yani araç zaten 3 tona yakın. Tahminen de ayrıyetten yani 22 kişi, herkesi işte 70-80 kilodan hesap edin. Yani bayağı büyük vardı. E5'teydik, biraz zorlanmıştı. Onu hatırlıyorum. Ben onun dışında performans çok iyi. Sıkıntı yok yani. Sonra başka söylemediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Koltuk altında anahtarı şuraya koyayım. Koltuk altında boşluk var. Şöyle dosya falan koyabilmek için. Buradan ayarlıyoruz koltuğumuzu ileri geri. Bizim yangın tüpümüz burada. Yine bu koltukların altında da boşluklar var. Sonra şunu da söyleyeyim. Arka havalandırma şurada. Yani yerde.
Daha doğrusu ısıtma, işte havalandırma buradan da var. Araç gördüğünüz gibi koltuklar üçlü. Yeni artık yeni kasalarda 22'li üretilmiyor. 16 artı 1. Onun hafızası doldu, kusura bakmayın. Dediğim gibi yeni kasalarda bu kadar koltuklu araçlar üretilmiyor. 16 artı 1, 17 artı 1 olarak üretiliyor. Yani bu kötü bence. Yani daha fazla koltuk olması avantaj. Başka da söyleyecek pek bir şey yok bu araçla ilgili. Fiyat olarak söylemeyeceğim çünkü fiyat hani her geçen gün arttığı için söylesem de yanlış olur zaten. Kendiniz Citroen'in ve Fiat'ın sitesine bakarsanız öğrenebilirsiniz. Akü'ye buradan ulaşıyoruz. Onu da söyleyeyim. Burada paspasın altında boşluk var. O da şimdi görünce aklıma geldi. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.